Merhaba arkadaşlar. Dünyada üzerinde diğer yerleşim birimlerine en uzak olan Paskalya Adası, günümüzdeki adıyla Büyük Ada anlamındaki Rapa Nui, Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda insan yaşamının olduğu en yakın bölgeye 2000 mil uzaklıktadır. Ada üçgene benzer ve volkanik kayalardan oluşur. Kıyısında dizili duran çok sayıda dev boyutta taş heykelle ünlüdür. Hatta bu taş heykellerin ünü Rongo Rongo adı verilen hala şifresi çözülememiş gizemli yazılardan da önce gelir. İlk yerleşenler adaya Te Pito Te Henwa yani dünyanın merkezi adını vermişlerdir. Ancak bu yerleşimcilerin kim olduğu ya da nereden geldikleri çok tartışılan konulardır. Adanın yerleşimiyle ilgili belki de en tartışmalı kuram Norveçli kaşif ve arkeolog Thor Heyerdahl tarafından ortaya atılmıştır. Heyerdahl'a göre adaya yerleşim, batıdan esen ticaret rüzgarlarının yardımıyla devasa sallarla okyanusu geçerek Peru'dan gelen İnka öncesi bir topluluk tarafından kısmen başlatılmıştı. 1947'de böyle bir vasıtayla Pasifik'i geçmenin mümkün olduğunu kanıtlamak isteyen Heyerdahl, bu balsa aracının bir kopyasını yaptı ve buna bir İnka güneş tanrısı olan Kontiki'nin adını verdi. Pasifik'e açılan Heyerdahl ve ekibi 101 gün boyunca açık denizde 4349 mil ilerledi ama sonunda Tahiti'nin doğusundaki Tuamotu takım adasındaki Roraima Mercan Adası'nın kayalıklarına çarptı. Bu keşif gezisini anlatan belgesel Kontiki 1951'de bir Oscar kazandı. Kontiki yolculuğu Güney Amerikalı halkların sal kullanarak Pasifik'i geçip Polinezya adalarına yerleşmiş olmalarının teknik açıdan mümkün olduğunu kanıtladı. Ancak Heyerdahl'ın keşfiyle ilgili bazı sorunlar vardır. Kontiki, milattan sonra 16. yüzyılda yani İspanyolların bölgeye gemi kullanımı götürmesinden sonra yapılmış sallar taklit ederek yapılmış bir araçtı. Bu yüzden bu aracın İspanyolların gelişinden 800 sene önceki yani Pasifik'te seferlerin yapıldığı öne sürülen zamanlardaki araçlara tasarım bakımından ne ölçüde benzerlik gösterdiği belirsizdir. Dahası Heyerdahl yolculuğa başlayacağı sırada kıyının açıklarındaki akıntılar öyle kuvvetliydi ki Kontiki yola çıkmadan önce denizin içine doğru 50 mil kadar çekilmesi gerekti. Heyerdahl, milattan sonra 800'lü yıllarda Paskalya Adası'nda yaşayanların Güney Amerikalılar olduğu yönündeki kuramını kanıtlamak için botanik, dil bilim ve mimariden yararlandı. Ancak Heyerdahl'ın bu cesur yolculuğundan bu yana toplanan arkeolojik verilerin tamamı Heyerdahl'ın varsayımlarını çürütmüştür. Zira Pasifik ötesi yolculukların yapıldığı öne sürüldüğü tarihte adada yerleşim çoktan tamamlanmıştır. O halde Paskalya Adası'nın ilk yerleşimcileri nereden gelmişlerdi? Uzak konumundan dolayı bu adaya yolculuk nereden yapılsa yapılsın, binlerce mil açık denizde en az 2 haftalık bir yolculuk demekti. Böyle bir yolculuğun yapılabilmesi akla tek bir ihtimal getiriyor. Denizci bir halk. Polinezya'daki halklar denizcilikte uzmandılar. Yıldızların pozisyonları, rüzgarın yönü ve kuşların ve balıkların hareketlerine göre yönünü ayarlayabilen çok büyük kano ve sallar yaptılar. Dil bilimsel verilere göre Papa Rapanui'ye milattan sonra 300-700 yılları arasındaki dönemde tahminen Margesias adalarıyla da Pitcairn adasından gelen topluluklar yerleşmişti. Pitcairn adası 1199 mil mesafedeki konumuyla en yakın yerleşim birimiydi. Bu adadan Paskalya'ya geçiş tahminlere göre milattan önce 2000'de Güneydoğu Asya'dan başlayıp zamana yayılmış bir doğuya göç etme sürecidir. Bir Paskalya adası efsanesi de adaya batıdan gelenlerin yerleştiğini doğrular. Hikaye, yaklaşık 1500 yıl önce Polinezya krallarından Hotu Matua'nın karısı ve ailesiyle birlikte Polinezya adalarının birinden çift gövdeli bir kano ile güneş yönünü takip ederek adaya gelişini anlatır. Kral ölümünden kısa bir süre sonra son kez memleketine bakabilmek için adanın batı ucuna gitmiştir. DNA incelemelerinden alınan son verilere göre adaya Güney Amerikalıların yerleşmiş olması neredeyse imkansızdır. Paskalya adasındaki mezarlıklardan çıkarılan iskeletlerde Polinezya motifi denen genetik bir işaret bulunmuştur.
Buna göre Paskalya Adalılar Güney Amerikalıların değil Polinezyalıların torunlarıdır. Paskalya Adası'nın inanılmaz dev heykelleri yüzlerce yıldır kaşifler ve arkeologlar arasında şaşkınlık yaratmaktadır. Adalıların Moai dedikleri bu heykellerden 900 kadar vardır. Heykellerin boyları ortalama 425 metre, ağırlıkları ise 14 tondur. İçlerinden en büyük olanı 21 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 270 ton ağırlığındadır. Bu esrarengiz anıt sütunlar sertleştirilmiş volkanik küllerden yapılmıştı ve normale göre daha uzun insan başları, sivri çeneleri, iki kollarıyla kısa bir vücutları vardı. Yüzleri adanın içine dönüktü. Bu belki de ada halkını sessizce izlemek için düşünülmüştü. Heykellerden bazılarının gözleri ilk yapıldıklarında kırmızı veya beyaz taşlar ve mercanla renklendirilmişti ve bunlardan gözleri belli bir noktaya sabitlenmiş, günümüze kadar sağlam kalan bazı örnekleri bulunmaktaydı. 888 heykelin yarısından çoğu adanın kıyılarında farklı noktalara dağıtılmıştır. Kalan Moai'ler ise hala yapıldıkları taş ocağı olan, görünüşe bakılırsa heykellerin çok hızlı bir şekilde tamamlandığı Ranu-Rarakuda'dırlar. Anıt sütunların çoğu Ahu denen törenlerde kullanılan yapıların üzerine dikilmiştir. Bu yapılar volkanik kaya parçalarından oluşur ve içlerinde platformlar, yokuşlar ve plazalar bulunur. Ataları anmak için düzenlenen danslar ve törenler için kullanılan bu yapıların üzerine 15 kadar Moai yerleştirilmiştir. Moai'lerin çoğunun yapılması, bulundukları yere taşınması ve yerleştirilmesi milattan sonra 1100-1600 yılları arasında olmuştur. Bu dönemde ada oldukça ormanlık bir araziydi ve tahminen 9000-15000 arası bir nüfusa sahipti. Hollandalı kaşif Jacob Rogaeven 1722 Paskalya'sında şans eseri adayı bulduğunda adanın adı bu yüzden Paskalya'dır. Heykeller hala sapasağlam ayaktaydı. İngiliz kaşif ve haritacı Kaptan James Cook 1774'te adaya gittiğinde heykellerin çoğunun yerinde durduğunu gördü. Paskalya Adası'nın en büyük sırlarından biri ada halkının bu dev heykelleri taşıyıp yerine koymayı nasıl başardıklarıydı. Los Angeles'ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden Joanna Van Tilburg adada 15 yılı aşkın bir süre incelemelerde bulunmuş bir Polinezya çalışmaları uzmanı. Mevcut insan gücü, materyaller, kaya tipi ve en kolay taşıma yolları hakkında veriler içeren bilgisayar simülasyonunu kullanan Van Tilburg, heykellerin nasıl taşındığı konusunda inandırıcı bir hipotez oluşturdu. Buna göre heykeller önce tahta bir kızağa sırt üstü yatırılıp, tahtadan yapılmış kano şeklinde bir merdiven üzerinde hareket ettirildiler. Kütükler birbirine yaklaşık birer metre arayla diziliydi. Tören alanına gelindiğinde ise kızak yardımıyla kaldırılarak dik konuma getirildiler. 1999'da Van Tilburg ve 73 kişilik bir ekip büyük bir başarıyla bu kuramı test etti ve bu metodun heykellerin taşınması ve yerleştirilmesi ile ilgili en mantıklı öneri olduğu görüldü. Daha zor ve karmaşık bir soru ise Rapa Nui halkının neden bu dev bir figürleri yapma, taşıma ve yerleştirme gibi inanılmaz bir çabaya giriştikleriydi. Paskalyalılar tahminen 18. yüzyılın sonları ya da günümüze daha yakın bir tarihe ait olan ve henüz şifresi çözülememiş Rongoronga yazısı hariç dinlerini ve Moai'lerin anlamını açıklayabilecek hiçbir yazılı kayıt bırakmamışlardı. Bu heykellerin saygıdeğer atalarını ya da yaşayan güçlü reislerini sembolize ettiği gibi birçok kuram ortaya atılmıştır. Onları yapanların güçlerini ve örgütlenmelerini temsil eden önemli bir statü sembolü olmaları da mümkündür. Van Tilburg'a göre bu figürlerin iki ayrı rolü vardı. Moai'ler reislerinin kendi portreleri değil, önemli hükümdarların standartlaştırılmış tasvirleri ve aynı zamanda halk, hükümdarları ve tanrıları arasında bir arabulucuydu. Bir zamanlar Paskalya Adası sık palmiye ormanlarına sahipti. Ancak 1722'de Hollandalılar geldiğinde adada ağaç yoktu. Polenler üzerine yapılan incelemelere göre M.Ö. 1150 sıralarında adadaki alçak arazilerde neredeyse hiç ağaç kalmamıştı.
Ağaçlar yok olunca toprak erozyonu ortaya çıktı ve bu da adadaki imkanların nüfusa yetersiz kalmasını, yiyecek kıtlığını, iç savaşı ve sonunda Rapa Nui'nin çöküşünü beraberinde getirdi. Adadaki bazı bölgelerde yamyamlık yapıldığına dair kanıtlar bile vardır. Neticede kıyıdaki kutsal heykellerin hepsi kabileler arası savaşlar sırasında ada halkı tarafından yerleştirilmiştir. Rapa Nui'liler heykellerin taşınması, yerleştirilmesi ve kano yapımında ve tarım için yer açarken yüklü miktarda kereste harcamış olsalar da adadaki orman kaybının tek sorumlusu değillerdir. Pasifik'te bir yiyecek kaynağı olarak görülen Polinezya fareleri de palmiyelerin meyvelerini yiyerek yenilerinin yetişmesini engellemiş ve böylece adadaki palmiyelerin tükenmesine neden olan faktörlerden biri olmuştur. Avrupalılarla ilk karşılaşmaları Rapa Nui'liler için neredeyse doğal dengelerin çöküşü kadar büyük bir felaket olmuştur. 1859-62 yılları arasındaki akınlarda Perulu köle tacirleri adada erkek kadın sağlıklı olan herkesi toplam 1000 kadar adalıyı Peru kıyılarındaki adalarda bulunan madenlerde çalıştırmak üzere zorla alıp götürdü. Tahiti Piskoposu'nun itirazları sonucunda nihayet Paskalya adalıların dönemlerine izin verildi. Hastalıktan ve Peru'da yaptıkları ağır işten sağ kurtulan Rapa Nui'ye döndüklerinde çiçek hastalığı ve cüzzam mikrobu taşıyorlardı. Hastalıklar hemen yayıldı. 1877'de adada sadece 110 kişi kalmıştı. Bu zorunlu nüfus azalması nedeniyle Paskalya adalıların sözlü tarihi ve kültürü trajik bir şekilde büyük ölçüde yok oldu. 1888'de ada Şili topraklarına katıldı ve böylece nüfus tekrar arttı. 1935'te Şili hükümeti Rapa Nui Ulusal Parkı'nın yapılmasına rağmen adanın yerlileri başkent Hangaroa'nın dışında kenar mahallelerde yaşamaya zorlanıyorlardı. Çünkü adanın diğer kısımları koyun üretimi yapan çiftçilere kiralanmıştı. 1964'te bağımsızlık hareketi başladı. 80'lere gelindiğinde koyun üretimi durdurulmuş ve ada tamamen tarihi park ilan edilmişti. Nüfus 1992 yılında 2770 iken 2002'de 3791'e çıktı. Nüfusun çoğu başkentte yaşamaktadır. Resmi dil İspanyolca olmasına rağmen birçok yerli adalı Rapa Nui dilini konuşmaya devam etmektedir. Bu eşsiz ve gizemli kültürün vermiş olduğu önemli eserlerden dolayı 1995'te UNESCO Rapa Nui Ulusal Parkı'nı Dünya Miras Listesi'ne dahil etmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.